İsviçre Türk Federasyonu'na bağlı Vil ve Çevresi Türk İslam Kültür Ocağı, vatandaşlarımızı Çanakkale Destanı adlı programda bir araya getirdi. Doçent Doktor Selçuk Dumanlı ve Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı Cemal Çetin'in katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü. Etkinlik sonrasında yetkililer Postun Sesi programına açıklamalarda bulundular. Günün anlamı olarak Çanakkale Destanı'nı yaşamak, yaşatmak ve bugünün için özel olarak Türkiye'den Profesörüm, Doçent Doktor Selçuk Duman hocamızı davet etti. Kendileri bizi kırmadı. Genel merkez aracılığıyla da teşrif ettiler. İnşallah daha sonra onun programında dinleyeceğiz. Zengin bilgilerinden faydalanacağız inşallah. Rahmetli Başbuğ biliyorsunuz, Avrupa'ya ilk Türk göçü başladıktan sonra Avrupa'nın her yerinde yaşayan Türk insanının gitmiş olduğu yerlerde yabancılık çekmemesi, din, dil ve kültürlerini unutmaması için bir teşkilatlar kurdu. İlk önce Almanya'da başlamak şartıyla Avrupa'nın tamamında böyle bir teşkilatlanmayı gerçekleştirdi. Onu da bu vesileyle bir kez daha rahmet ve minnetle anmak istiyorum. O zaman Almanya Türk Federasyonu kuruldu ve sonuçta Avrupa'nın her tarafında Türk Federasyonları kurulmak suretiyle ve bağlı kendisine ait ocaklarla Avrupa'da yaşayan Türk insanına din, dil ve kültürlerine bağlı olarak yaşamaları ve bugün burada olmamızın ve bizi bir araya getiren bu teşkilatları kurdu. Hakikaten milletimiz adına ve milletimizin bugünleri adına o çok önemli görevleri başarmıştı. Kendilerine bugün ne kadar dua etsek az diye özellikle söylemek istiyorum. Ben de tabii ki bugün İsviçre Türk Federasyonu Genel Başkanı olarak İsviçre genelinde tüm teşkilatlanmalarda bulunmuş olmamın dışında bugün itibariyle hem İsviçre Türk Federasyonu Genel Başkanlığı'nı aynı zamanda Avrupa Türk Konfederasyonu Genel İdare Kurulu üyesi olma dolayısıyla da Avrupa'nın her tarafındaki arkadaşlarımız ve kuruluşlarımızla birlik beraber içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elbette bu coşkunun nedeni burada bulunan kalabalıktı. Çok güzel bir kalabalık ortaya koydu. Gerek İsviçre Federasyon Başkanımız, gerekse bu bölge ocak başkanımızın ortaya koyduğu büyük bir kalabalığın, o coşkunun biz de kapıldık seline. Tabii günün çok önemli bir anlamı var bizim tarihimizde. Çanakkale Savaşları dediğimiz ve Türk tarihi için son derece ayrı bir önemi olan bir gün. Türklerin Anadolu'yu vatanlaştırdığı bir gün. Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük kayıplarının verildiği bir gün ama bütün bunlara rağmen Türk milleti destanlaşarak, bütün emperyalizmi yerle bir ederek çıktığı bir günden bahsediyoruz. Tabii bugün Türk milleti için ayrı bir öneme sahip. Bakınız Avrupa'nın ortasındayız. Türk milleti binlerce kilometre uzaklıkta. Ama hiç tereddüt etmeden burada bir gün tertip ediyor. Bizleri davet ediyor ve burada bugünü kutlayabiliyor. Demek ki Türk milleti bugünün farkında. Bugünü idarecilerine anlatıyor. Bugünü efendim devlet büyüklerine anlatıyor, hatırlatıyor. Evet diyor, dünyayı hatırlatıyor. Emperyal devletleri hatırlıyor. Türk milleti yaşıyor, ölmedi, dimdik duruyor diyor. Bu anlamda önemli. Bu yüzden de Çanakkale Savaşı ile ilgili sizlerin de gösterdiği duyarlılığa teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir programı organize eden teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir program oldu. İnşallah buradaki Türk milletinin, buradaki kardeşlerimizin var olmasına, kültürünü, dinini, töresini muhafaza etmesine katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum. Biz de burada ufak bir katkımız olduysa kendimizi bahtiyar hissederiz.